sisti hastalığı rahmin iç tabakasının oradan ayrılarak nasıl ayrıldığını bilmiyoruz. Yani bu tüpler yoluyla mı, kan dolaşımı, lenf yoluyla mı, yoksa bir oradaki kök hücrenin bir değişimiyle mi, bunları bilmiyoruz. Bunlar birçok teori var ama bu teorilerin hiçbiri kesin olarak tek bir hastalığı açıklamıyor. Ama şunu biliyoruz, rahmin iç tabakası olmaması gereken bir yere gidiyor, olmaması gereken yerde büyüyerek hastalığı meydana getiriyor. Bunun en çok görüldüğü yer yumurtalıklar. Yumurtalığın etrafındaki leğen kemiği dediğimiz, pelvis dediğimiz, pelvisin iç tarafı, etraftaki bağırsak yüzeyi, peritoneal doku, idrar yollarının olduğu yerler, meme, tırnak birçok yerde tanımlanmış durumda. Eski ameliyat izleri sezaryandan sonra eski sezaryan yerinin hemen altında da görebiliyoruz. Yani birçok yerde karşımıza çıkabiliyor ama temel çıkan doku şu, rahmin iç tabakası olmaması bir gereken yere gidiyor, yerleşiyor. Olduğu yerde sanki adet kanıymış gibi kanamalar meydana getiriyor ve oradaki reaksiyonla bazen sessiz, sıklıkla sesli bir klinik tablo olarak karşımıza çıkıyor. Başında da dediğim gibi oluş mekanizmaları ile ilgili hipotezler, teoriler var ama bunların hiçbiri tek bir mekanizma olarak hastalığı açıklamıyor. Müzik